kararını etkin bir şekilde yaptık. Bugün taburculuğunu planlıyoruz. Dikkat etmemiz gerekli olan bazı hususlar var. Bağ bahçenin olduğu, sosyal mesafenin korunduğu bir aile ortamımız da var. Ödemiş'in öyle bir güzelliği de var. Nefes al be. Tamam. 1996 senesinde idrarımın kanlı olmasıyla başladı. Ateşli bir hastalık geçiriyordum. Hatta birkaç gün eşime söylemedim. Sonra eşim fark edince hemen panik yaptı. Dedi direkt hastaneye gidiyoruz. Ege Üniversitesi'ne gittik. Nefroloji bölümüne. Ve takibe alındım. Ara ara tahliller yapıldım. Her şey yolunda gidiyordu. Üre kreatin değerlerim normal çıkıyordu. O yüzden bir süre sonra takibe gitmeyi bıraktım. Zaten kendim de doktor olduğum için kendi kendimi takip edebiliyordum. Tabii üçüncü gidişimizde dedi ki sıfır tuza geçiyoruz dedi. Artık kesinlikle tuz yemeyeceksin. O şekilde devam ettik. Sağ olsun eşim tabii bu konuda çok yardımcı oldu. Yani her şeyi bana göre ayarladı. Çok sıkı takip etti. Onun sayesinde biz 5 senedir böyle idare ettik. Çalışmaya devam ediyorum. Hastalara mümkün olduğu çok yaklaşmamaya çalışıyorum. Maskesiz hasta bakmıyorum. Hatta bir süre sonra hastaları bulunduğum odanın dışında başka bir odada muayene etmeye başladım. Çünkü hasta enfeksiyonu hasta içeri girdiği zaman çıktığı zaman mikrop içeride kalıyor. Ve ben orada çok büyük risk alıyordum. Onu fark ettim. O yüzden yan odada bakıyordum hastalara. Adana'da bir ablam var, büyük ablam. Onunla konuştuğumuzda bana dedi ki böbreğin birini sana verebilirim dedi. Bu sefer ablamı tekrar aradım. Dedim böyle böyle hoca artık yapalım diyor dedi. Tamam dedi. Ablam geldi. Şubat ayında geldi. Hastaneye geldik buraya. Nakil sürecini başlattık. Ancak kardiyolojide benim ana damarımda %95 tıkalı olduğu tespit edildi. Ve anjiyo yapıldı, stent takıldı. Dediler önce bunu düzeltmemiz lazım. Neyse sağ olsunlar stent taktılar ve ben rahatladım nispeten. Dediler ki 3 ay bekleyeceğiz. Bu stent oturacak tamamen kat düzelince ameliyat olabilirsin dediler. Bu arada yine bekledik, takibe devam ettik, tahlillere devam ettik. Ertesi gün, çarşamba günü ameliyat planlanıldı ve ben ameliyata alındım. Önce ablam alındı, onun böbreği çıkmak üzereyken beni aldılar. Ameliyathaneye gittim. Sonra ameliyattan çıkmışım, yoğun bakımda kendime geldim. Akşam saat 8 civarında kendime gelebildim. İyiydim, ağrılarım vardı ama önemli değildi. Sonra tabii bir hafta içinde beni taburcu ettiler. Evime gittim. İyi hissediyordum kendimi. Yürüyüşler, diyete dikkat, topluma karışmıyorum, izole yaşıyorum. Bir gide bahçe evinde oturuyorum. Dolayısıyla canım da sıkılmıyordu, iyiydi. Değerlerin biraz yükselmiş olduğunu gördü Erhan Hocam. Tekrar yatış verdi. Şu anda çok iyi hissediyorum kendimi. Bu ekibe minnettarım. Yaptıkları iş gerçekten mucizevi bir iş. Yani insana sanki yeniden bir hayat bahşediliyor. Allah izin verirse sağlığıma kavuşursam devam etmek istiyorum. Çünkü işimi çok severek yapıyorum. Hastalarım da beni çok seviyorlar, bırakmak istemiyorlar. Arayıp soruyorlar mı sizi? Sürekli arıyorlar. Sürekli arıyorlar. Sağ olsunlar hep dua ediyorlar. İnşallah kısa sürede sağlığıma kavuşur, onlarla buluşurum. Organ bağışının çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu konuya önem verilmesini, ön plana çıkarılmasını istiyorum. İnsanların da organ bağışından korkmamasını istiyorum. Bir insan tek bir böbrekle normal bir insan gibi yaşayabiliyor. Bunu mutlaka herkesin öğrenmesi lazım. Bu konuya önem gösterelim. Çünkü böbrek yetmezliği ya da organ yetmezliğinin en güzel tedavisi, ideal tedavisi organ nakli. Eşim rahatsız olduğu zaman hayat arkadaşımın geleceği hakkında karamsarlığa kapıldım. Ama ona hiç belli etmek istemedim. Buradan çıkınca ilk istediğim şey eşimle el ele tutup yürümek. Evet. Orada hayvanlarınız da var mı? Evet var. Çok güzel köy yollarımız var Birgi'de. Harika yollar var. O yüzden el ele tutup o güzel yollarda yürümek istiyoruz. Çok sağ olun. Tamam. İlaçlarınız saat daha gelmedi ama. Tamam. Gelince içelim. Tamam. İhtiyacınız. Seni bana kazandırdı Erhan Hocam ve ekibi. Sağ olsun. Çok şükür. Allah razı olsun. Allah nice onlara minnettarız. İnşallah onların sayesinde daha çok güzel günler göreceğiz. Toplumumuzda etrafımıza ışık olmaya devam edeceğiz. Çünkü bilinçli, medeni, kültürlü insanların topluma çok büyük faydası var. Biliyorsun. Öğretmen olarak
şu anda görevime devam ediyorum. Birgi falan. Amcalar bize hayran hayran bakıyorlar. Bazen sohbet ediyoruz onlarla. Ve bir gün akşam küçük ve hani sağlık çalışanı olarak da insanlara farklı yok. Aslında toplumumuzda 5-6 kişiden erişkin bireylerinden bir tanesinde böbrek hastalıkları mevcut. Fakat bunun farkındalığı biraz geç oluyor. Yemliha Bey kronik böbrek yetmezliği tanısı aslında yıllar önce konulmuş. Kendisine iyi bakmasına rağmen böbrek yetmezliğinde ilerlemeler gelişmiş ve artık böbreği çalışmaz aşamasına gelince de böbrek nakli planladığımız meslektaşımız, kendisi de doktor zaten. Ablasından başarılı bir böbrek nakli gerçekleştirdik. Böbrek nakli bu hastalarımız için olmazsa olmaz en ideal tedavilerden bir tanesi. Çünkü diğer sunulacak tedavi seçenekleri oldukça zor ve iş gücü kaybı, sosyal hayata dönüşle ilgili ciddi problemler teşkil eden hemodiyaliz tedavisi dediğimiz diyaliz tedavi modaliteleri ki özellikle hekim arkadaşların bu anlamda mesleğini idame ettirmeleri diyaliz tedavilerinde oldukça güç. Yemliha Bey'i de çok şükür güzel bir nakil gerçekleştirdikten sonra mesleki görevine tekrar döneceğinden kuşkumuz yok. Ortalama 6 ile 7. günde taburcu edebiliyoruz. Takip süresince bazen böbrek fonksiyon testlerinde ılımlı yükselmeler olabiliyor. Biz bu hastaların nedeni açıklamaya yönelik ileri tetkikleri hemen bir an önce yapabiliyoruz. Biyopsiler yapabiliyoruz. Çeşitli ilaçlar, bünyenin reddi, enfeksiyonlar bu değerlerde artışlar yapabiliyor. Yemliha Bey'in kısa süreli bir değer artışları oldu. Biyopsiyle hemen tanısını koyup tedavisine başladık. Çok şükür değerleri şu anda iyi gidiyor. Sosyal hayata ve meslek hayatına tekrar dönecektir mutlaka. Bu sene aslında yaptığımız üçüncü sağlık çalışanı naklimiz. İki tanesi çok şanslıydı. Kadavradan nakil gerçekleştirmiştik bir doktor arkadaşımıza ve hemşire arkadaşımıza. Yemliha Bey'in kadavradan maalesef çıkmadı. Canlıdan böbrek nakli yapmak zorunda kaldık. Onun da naklini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.